6 tane gümüş boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Üç tane boncuğumun içerisinden geçiyorum. Tekrar Sağ taraftaki 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. Burada düğüm atıyorum. Sağdaki 3 boncuğumdan ilerliyorum. 1 inci, 3 tane boncuk alıyorum ve bu 3 boncuğuma çaprazlıyorum. İncimin içerisinden ilerliyorum. 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Bu 3 boncuğuma tersinden girerek çaprazlıyorum. Sağdaki 3 boncuktan yukarıya ilerliyorum. Üç boncuk bir inci aldım. Bu, boncuma tersten Bu boncuğuma tersten girerek çaprazlıyorum. 3 boncuk ilerliyorum. 3 boncuk alıyorum. Bu 3 boncuğuma tersten girerek çaprazlıyorum. Üstteki 3 boncuğumdan ilerliyorum. 1 inci 3 tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarıma tersten girerek çaprazlıyor. İncimden ilerliyorum. Ve 3 boncuk aşağıya iniyorum. 3 boncuk alıyorum. Bu boncuklarıma tersten girip çaprazlıyorum. Sağdaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. 3 boncuk, bir inci aldım bu üç boncuğuma çaprazlıyorum. Üç boncuk ilerliyorum. Üç tane boncuk alıyorum ve bu üç boncuğuma Çaprazlıyorum. Son taktığım boncuklardan aşağıya iniyor. Evet arkadaşlar, işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor. Ben işimi bilek ölçü boyuna kadar yaptım ve geldim. 14 tane üst tarafta, 14 tane alt tarafta inci kullandım. 5 tane boncuk alıyorum. Bu 3 boncuğuma çaprazlıyorum. Ve burada boncuktan halkamı oluşturdum bir tur daha içerisinden geçiyorum ve işimi ipimin yönüne çeviriyorum. Bu aralara Bikonlarımızı yerleştiriyoruz. Bir bikon alıyorum ve bu uçtaki 3 boncuğumdan aşağıya iniyorum. Hemen yandaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir bikon alıyorum sondaki 3 boncuktan aşağıya iniyorum. Hemen yanındaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir bikon alıyorum ve son 3 boncuktan aşağıya iniyor. Bu şekilde bir konlarımı yerleştiriyorum. Son bir konumu alıyorum ve en son boncuğumdan geçiyorum. Hemen yandaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Üstteki boncuklarımdan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarıma çaprazlıyorum ve burada da boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur içinden geçeceğim. Ve alttaki 3 boncuğumdan geçiyorum. Yönümüzü şimdi böyle çeviriyoruz bir bikon alıyorum ve sondaki 3 tane boncuktan geçiyorum. Hemen yanındaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir bikon alıyorum ve sondaki 3 tane boncuktan geçiyorum. Yanındaki 3 boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bir bikon alıyorum. Ve sondaki 3 boncuktan iniyorum. Bu şekilde bu sırayı da devam ediyorum. Son bir konumu aldım. En sondaki 3 boncuğumdan aşağıya indim. Ve iki sıramında bir konularını tamamlamış oldum. boncuklarımın arasından geçip düğüm atacağım ve kapamasını takacağız. Evet, bilekliğimizi tamamladık. Ben sizler için altın rengini de çalıştım. Altın rengi yaptığım bilekliğe bikonları 3 milim kullandım. Bugünkü yaptığımız çalışmada 4 milim kullanmıştık. Altında 3 milim kullandım. Yani 3 milim bikon, 4 milim bikon elinizde hangisi mevcutsa ikisiyle de çalışabileceğiniz bir model. İnciler yine 4 milim, ama bir konuları 3 ya da 4 milim olarak kullanabilirsiniz. İkisinin de duruşu şu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.